Merhaba değerli izleyicilerimiz, yeni bir Tarımda Bir Umut programıyla Çiftçi TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz efendim. Programımızda sektörün en önemli duayen isimleriyle kendi sektörlerini ve Türk tarımını enine boyuna değerlendirmeye devam ediyoruz efendim. Bu hafta da çok kıymetli bir misafirimiz bizlerle birlikte Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, kısa adıyla Tarmak Bir. Hepiniz biliyorsunuz. Çok değerli yönetim kurulu başkanı Sayın Şenol Önal'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Aslında biz de hoş geldik. Sizler bizi misafir ediyorsunuz. Teşekkür Nasılsınız ederim. Sayın Başkan, iyisiniz inşallah. Sağ olun. Öncelikle sizlere de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Umarım tarımdan, çiftçilerimizden daha güzel haberleri alırız, duyarız İnşallah. Hep birlikte. İnşallah. Bunları biz de duyururuz, sizler de duyurursunuz. Daha da güzel oluruz. İnşallah Sayın Başkan, bütün umudumuz bu. O yüzden programın adını da Tarımda Bir Umut koyduk. Şimdi tabii Türk tarımının genel durumunu ve bunun özellikle tarım alet ve makineleri sektörüne yansımalarını konuşacağız. Sektörle ilgili son bilgileri sizden alacağız. Özellikle rakam bazında üretim, satış, ihracat, sektörün geldiği nokta, amaçları, hedefleri biraz bunları değerlendireceğiz. Son dönemde tabii ekonomik sorunlar da yaşıyoruz. Sektöre ne kadar etki etti? Bunların hepsini soracağız ama yine de hadi umut var diyoruz ya. Geleceğe yönelik umut var, projeleriniz varsa ki var, onları da biliyorum. Onlardan da söz etmeye çalışacağız. Tabii burada ana önemli hedef kitlemiz, çiftçilerimiz, üreticilerimize belki bir kez daha tarım alet ve makinelerinin sektörünü hem tanıtmak hem de teknolojiyi yoğun kullanmaları noktasında biraz sizlerden gelen deneyimleri de aktararak faydalı olmaya gayret göstereceğiz. Tabii bunu yaparken Türkiye'nin gerçeklerini de, Türk çiftçisinin mali gücünü de tabii ki bir kenara atmayacağız. Umut pompalayacağız derken hayal peşinde koşmayacağız. Gerçek neyse onu anlatmaya gayret göstereceğiz. Bu arada hemen izleyicilerimize bir bilgi daha paylaşayım. Son dönemde çok gündemde olan tarım 4.0, akıllı teknolojilerin kullanılması gibi konularda da bilgilerinizi, görüşlerinizi alacağız efendim. Şimdi ilk olarak Türk tarımının yapısal sorunlarının özellikle Türk tarım alet ve makineleri sektörüne nasıl yansıdığını sormak istiyorum. Ekonomik verilere baktığımız zaman bir cepheye baktığınızda üretim miktarları, rekolte, verimler yükseliyor ama bir başka pencereden madalyonun öbür yüzüne baktığımız zaman da tarım toprakları, üretim yapan çiftçi sayısı, ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı, çiftçinin yatırım yapma gücü de sürekli azalıyor. Hem dolar hem TL bazında. Siz efendim özellikle kendi sektörünüzü ilgilendiren yapısal sorunları nasıl formüle ediyorsunuz? Temel sorunlar nelerdir diye sorayım. Sonra tabii ki çözüm önerilerine geçeceğiz hep birlikte. Buyursunlar efendim. Elbette. Şimdi sektörümüz geçen sene Mayıs-Haziran'dan başlayan bir daralma içerisine girdi. Yani 2018 Mayıs-Haziran'ından beri daralıyor daralma sektörümüz. Daralma başladığını ifade edebilirim. Bu son aldığımız veriler değerlendirecek olursak yaklaşık %59 bir daralmadan bahsedebiliriz. Bu nedir? En rahat, en net bir şekilde takip edebildiğimiz konu traktör üretimleri ve traktör satışları, yani trafiğe tesis edilen traktörler. Geçen yıla göre kıyasladığımız zaman %58.8, yani %59'luk maalesef bir çok yüksek daralmadan hiç bahsedebiliriz. Hiç böyle bir daralma hatırladınız mı geçmiş yıllarda Sayın Başkan? Siz uzun zamandan beri sektörün Hayır içinde efendim, olan bir insan. Sürekli yükselen bir ivme içinde. Bazen geçen yılla aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani en kötü olduğumuz zaman geçen yılla aynı idik aynı, diyorsunuz. Evet, onu söyleyebiliriz. %60'a yakın bir şimdi, daralma. Şimdi daralma olabilir. Bu her dünyanın birçok ekonomisinde olduğu gibi veya sektöründe olduğu gibi. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Nasıl yükseliş olduğu gibi bu daralmalar da olabilir. Ama buradaki durum çok çok fazla. Şimdi bu daralma nedir, nasıl oldu? Ve niye oldu tabii bu kadar yüksek? Bunu şöyle ele alabiliriz. Yani bizim tarım makinesinden kaynaklanan bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Sizlerin de tarımın içerisinde olan herkesin bildiği gibi tarım makineleri tarımın bir alt girdisidir. Girdisi. Yani girdilerinden bir tanesidir. En önemlilerinden en önemli tanesi, girdilerinden bir tanesidir. Çünkü hep ifade etmişimdir. Siz tohumda, gübrede, ilaçta istediğiniz kadar ilerlemeyi sağlayın. Bu ana girdileri toprak ve bitkiyle buluşturacak olan etmen tarım makinalarıdır. Dolayısıyla tarım bir alt girdisidir. Tarımda yaşanan daralma, küçülme ve diğer
olumsuzluklar maalesef bize katlanarak yansıdı. Bunu ifade edebilirim. Şimdi çözüm arayışları devam ediyor. İşte şöyle olsun, böyle olsun. Ama ben şuna şöyle söyleyebilirim. Tarıma bir bütüncül yaklaşmak lazım. Yani tarımın bütün bileşenleri, üretim, bitkisel üretim, hayvansal üretim, mekanizasyon, iç ticaret, dış ticaret, pazarlama, uluslararası ticaret, hangilerini sayarsanız sayın, bunların hepsini bir bütüncül olarak ortaya koyup bu şekilde bir yaklaşmamız lazım. O zaman öyle bir yaklaşım şu anda yok ki siz bu cümleleri kuruyorsunuz. Evet, tarıma hep şunu söylememiz gerekiyor. Bizim iki tane bakanlığımızın önünde milli kelimesi var. Biri Milli Eğitim Bakanlığı, biri de Milli Savunma Bakanlığı. Ben şöyle söylüyorum, hatta tarıma da bir milli kelimesini ekleyip Milli Tarım Bakanlığı da olması gerekiyor. Bunun için bizim kısa, orta, uzun vadeli bir tarım politikaları belirlememiz lazım. Burada tarımın içerisinde kimler varsa, çiftçilerden tutun, üniversite, bakanlık, tarım medyası, sizler, bizler, kimler varsa otur, belki bir ay, belki iki ay, belki üç ay, ne kadar süresi önemli değil. Bir kısa, orta ve uzun vadeli politikalarımızı belirlemeliyiz. Peki Sayın Başkan, şu anda biliyorsunuz siz de Tarmak 1 olarak zaten ilgili komisyonlarda varsınız. Evet. Tarım ve Orman Şurası devam ediyor. Tam da sizin bu söylediğiniz... Evet, yapılıyor, yapılmıyor. Yapılıyor, yani o geldi aklıma. Çok geç kaldık. Çok geç kalındı diyorsunuz. Evet, işte ben de bunu tarif ediyorum. Hı-hı. Aklın yolu birdir. Bunu birçok biz ve benim gibi birçok STK'daki arkadaşlarımız, bakanlığın ilgili birimlerindeki kişiler de dile getirdi. Burada buluştuk. Bunlar belirlenmeli. Ve bu politikaları, belirlediğimiz bu politikalar öyle bir belirlemeliyiz ki aynı hükümetteki bakan değişikliğini bir kenara bırakın. Siyasal hükümet değişse bile değiştirilemez bir şekilde belirlemeliyiz. Yani siyasete tarım alet edilmesin diyorsunuz. Kesinlikle. Yani bunu belirleyeceğiz. Yol haritamızı hangi bakan gelirse gelsin. Yani bunu siz niye önemsiyorsunuz diye sorabilirsiniz. Biz son 4 yılda 5. Tarım Bakanımızla çalışıyoruz. Ve her bakan değiştiğinde politikalar ciddi ölçüde yine değişikliğe uğradı. Evet, yani derler ya, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır veya bilmem işte politika. Hayır, bu olmamalı. Ben şuna benzetirim bakan değişikliğini. Biz tarımdaki politikamızı bir uçaktaki otopilot gibi belirleyelim. Otopilot da nedir? Rotayı verirsiniz, oraya gidecektir. Hı hı. Bu tarımdaki politikamız böyle olmalıdır. Kaptanlar değişebilir. Bu evet. Da bakandır. Ne yapar? Koltuğa oturduğu zaman otopilotta verilecek rota bellidir. O rotayı takip eder. Olağanüstü bir durumda müdahale eder. Bakanlar böyle olmalıdır. Kim gelirse gelsin. Ondan sonra, aksi takdirde biz ilerleyemeyiz. Her değişiklikte değişik sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Ben bilmeliyim işte önümüzdeki 5 yılda ne kadar toplaştırma olacak. Hı hı. İşte bitkisel üretimde Mısır'da şeker pancarındaki durum nedir? Yani bir anda duruyoruz. Şeker fabrikaları özelleşsin. Evet. Ve hiç işle ilgisi olmayan kişiler de beyanat veriyor. İşte ya şeker fabrikaları ne yapsın, kapatılsın, senede işte kaç gün çalışıyor diye söyle ifadeler oluyor. O zaman biz itfaiye de kapatalım, senede kaç gün yangın çalışıyor oluyor, mantığı oluyor, çıkar. Ve bunu söyleyen de tarımla ilgisi olmayan İnsanlar. Meslek sahibi insanlar söylüyor. Aynen öyle. Maalesef acı tarafı da budur. Bu politikalarımızı şu anda yapılıyor. Güzel bir uygulama. Biz de Tarmak 1 olarak bu oluşuma destek veriyoruz. İlgisi olan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah ülkemiz için, geleceğimiz için çok güzel bir tarım politikaları çıkar. Dediğim gibi bunun altını ısrarla çiziyorum. Kesinlikle yol haritamız belirlendikten sonra değiştirmemeli. Bakan değişebilir, hükümetler değişebilir, hiç önemli değil. Biz tarımda yolumuzu almalıyız. O yüzden milli diyorsunuz, başında milli olmalı. Kesinlikle böyle bize ait olmalı. Bize ait. Ve burada da şu esas alınmalı. Umut Bey, çiftçimizi kar edeceği bir sistemi oluşturmalıyız. Evet. Şu anda bildiğiniz gibi, özür dilerim, bir araştırma yayınlandı. Çiftçimiz 2018 yılında 2017 yılına göre çok büyük bir bölümü daha az kazandığını resmen beyan ettiler. Çiftçi kazanamıyor açıkçası, bu açık ve net. Ya da çok az bölümü kazanıyor. Evet. Neden önemli? Bakınız, diğer sektörlerde ben verdiğim örneği yine tekrarlayayım size. Örnek veriyorum, televizyon üretiyoruz. Evet. 4K teknolojisine sahip bir televizyonu biz yerli üretim pahalıya üretiyorsa biz bunu Kore'den alabiliriz. Sorun yok. Hiçbir mahsur yok. Evet. Kore ile aramızda problem oldu. Döviz kurları anormal yükseldi. 3K'sı var. Efendim LED TV'si var, LCD var, tüplü televizyon var. Olmadı radyo dinleriz. Ama tarım ürünlerinde bu pahalı, bizim çiftçimiz pahalıya üretiyor.
dışarıda daha ucuzu var, biz bunu destekleme yerine ithal edelim dediğimiz an biz ülkemizin geleceğini altına bir dinamit koymuş oluruz. Tarım ürünlerinde ve gıdada kesinlikle ve kesinlikle bunu yapamayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Sizin istediğiniz kadar silahlarınız, başka yatırımlarınız olsun. Eğer buzdolaplarınız boşsa bunun hiçbir anlamı yok. Savaşı asker ifade kazanır, askerin beslenmesi lazım. Aynen öyle. Bu kadar basit. Bir örnek daha söyleyeyim. Lütfen. Bizim milli gelirimizin neredeyse 10 katına yakın Katar. Komşularıyla küçük bir sorun yaşadı. Herkes marketlere koştu. İşte gıda ürünlerini satın almaya koştu. O kapıların önünde duran 12 silindirli araçların, o gökdelenlerin hiçbir anlam ve önemi kalmadı. Çiftçi de kazanmalı ki yaşayabilsin, devam edebilsin. Bugün tarımda Umut Bey, yaş ortalamamız 57 oldu. Aynen. Köylere gidin, yaşlı insanları görüyorsunuz. Gençler köylerde durmuyor. Para kazansa, geleceğini görse oradan ayrılır mı? Tabii çeşitli nedenleri de vardır. Ayrı mesele. Sosyolojik yapısı, oranın fiziki altyapısı, onlar ayrı bir konu. Onlar da elbette TOKİ'nin oralarda eğilmesi lazım. Ama para kazansa da yine de kalır. Kesinlikle. Bu ortamı sağlamamız lazım. Biz dışarıdan ucuz bulabileceğimizi bilsek bile, altını çiziyorum, biz çiftçimizi desteklemeliyiz. Efendim buğday dışarıda şu kadar daha ucuz. Peki şu soruyu soracağım. Biz üretimi körelttik, bitirdik, bazı konularda azalttık. Peki gerçekten ihtiyacımız olduğunda o ülke o ürünü bize verecek mi ve hangi fiyattan? Bavulla para verseniz vermez. Vermez. Evet. Peki dünyada bazen geleceğimizdeki sıkıntı mevsimsel iklim değişiklikleri. Belki o ülkede de beklenmeyen bir kuraklık olacak. Kendisi diyecek ki önce benim ülkemin için gerekli bu ürün diyecek. Sen iki katı parası da versen alamayacaksın. Tabii ki özellikle tarımda siz de çok iyi biliyorsunuz dış ticaret politikalarını şekillendiren sektörlerin rasyonel gerçekleri değil, tamamen siyaset. Evet. Tamamen siyaset. İhtiyacı varsa hiç problem değil ama kendi iş tüketicisini ve üreticisini koruyacaksa kesinlikle dış ticaret politikalarına, ithalat da olsa, ihracat da olsa hiç fark etmez, yanaşmıyor. Kendisini hemen korumaya alıyor. Ülkeler 2008 yılında Rusya buğdayda bunu yaşamıştık. Dünyanın parasını teklif ettik, vermediler. Siz de hatırlayacaksınız. Ve şu anda dünyada yaşanan ticaret savaşlarının da belki ikinci planda kalıyor. Ana akım yayınlarda çok fazla dillendirilmiyor ama biraz detayına baktığınız zaman, kazıdığınız zaman tarımsal ürün ticaretinin çok ciddi savaşlara sebep olduğunu şu anda bile görüyoruz. Allah, inşallah bu savaşlar hani bildiğimiz toplu tüfekli savaşlara dönmez. Bir de o risk var, uzmanlar da bunu söylüyor. Sayın Başkan, ben şunu sormak istiyorum size. Şimdi az önce söylediniz, biraz sektörün içine girelim. Yani %60'a varan bir daralma, 58 küsür dediniz değil mi efendim? Şimdi evet. Bu daralmayı sadece son işte 2 yılda yaşadığımız döviz kurlarının yükselmesiyle beraber yaşadığımız ekonomik krize mi bağlıyorsunuz? Yoksa sektörün içinde yaşadığı başka iş dinamikler de buna sebep oldu mu? Tek bir nedene bağlayıp geçecek misiniz efendim? Hayır, şimdi daralma çeşitli etkenler olduğunu söyleyebiliriz. Ama evet, ana etken ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar. Bizim final müşterimiz olan çiftçinin de bu paralelde yaşadığı sıkıntı. Ne yaptı? İşte kredilerini tekrar kredi almakta zorluk çekti. Ciddi manada bir kredi faiz oranları yükseldi. Dolayısıyla makineye ulaşımda, krediye ulaşımda da bir zorluklar yaşadı. Bunu ifade edebilirim. Ham madde fiyatlarındaki geçen sene o ilk zamanlar Ağustos-Aralık arasında çok ciddi miktarda bir artış oldu. Buraya başta demir olmak üzere tabii, değil mi efendim? Gerçek maliyetinin, gerçek artışının yanına bir de risk faktörleri girdi. Yani döviz atıyorum %20 arttı. Bu ham maddenin üzerine %30-40'ları buldu yansımaları. Çünkü üzerlerine risk faktörleri de bindi. Bundan dolayı bu etkenleri çoğaltabiliriz. Peki efendim, bu daralmaya karşı tabii siz Tarmak bir yönetim kurulu başkanı olarak genel değerlendirmeler yapmak zorundasınız. Marka adı vermeden de konuşmak zorundasınız tabii. Özellikle piyasayı elinde tutan markalarımız
Ne yaptılar? Nasıl önlemleri aldılar genel olarak? Yani herkes bekleme durumuna mı geçti? Çıkış yolu arayan var mı? Az sonra dış ticarete değineceğim ama ihracatı mı bir çıkış yolu olarak gördüler? Nasıl bir politika geliştirdiler efendim? Son cümleniz doğru. Onu söyleyebilirim. Hem dış ticarete de girmiş olalım. Tabii ki. Bu bahsettiğimiz büyük markalar, piyasayı kontrol eden markalar sadece bu yıl değil, daha önceki yıllardan başlayan bir dış ticaret çalışmaları var. Tabii burada sektörümüzde olumsuzluğun yanında bir de olumlu bir şeylerden bahsetmek lazım. İhracatımızda artışlar oldu. Burada şöyle söyleyebilirim. Bizim %2018-19 Ocak-Ağustos değişimi %18'lik bir artış. İhracatımızda artış var. Bunu 2017'ye göre kıyaslarsak %40'lı bir artış söz konusu. Ve 1 milyar doları da aştığımız 2018 yılının sonunda rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun içerisinde traktör ve aksam ve parçalarıyla birlikte 1 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştık. Büyük firmalar bu altyapısını biraz daha geliştirdiler. Daha fazla pazar çeşitliliğine gittiler. Tabii işlerinde maalesef küçülmeye gidenler de oldu. Birleşmeler işte, oldu. Birleşmeler oldu. Çalışan sayısını azaltan firmalarımız oldu. Daha küçük çapta olan firmalarımızda kapananlar oldu. Büyük markalardan maalesef işte bazılarında bir konkordato süreçleri de oldu. Dilerim o firmalarımızda kısa zamanda toparlanıp hak ettikleri yerleri alırlar. Çünkü hepsi, onlar da dahil olmak üzere, ülkemizin birer değeridir. Tarıma hizmet eden meslektaşlarımızdır. Bu şekilde önlemler aldılar. Ürün, bu arada farklı ürünler yapma gayreti içerisinde olan firmalarımız oldu. Arge çalışmaları sonucunda ürünlerini piyasaya sunup yani daha katma değerli ürün satışına giderek bu eksilmeyi biraz olsun düzeltmeye çalıştık. Yani yine de bu krize rağmen söylediğiniz şey Arge aslında. Evet. Arge'ye yatırım yapan firmalarımız da oldu ürün çeşitlerinde. Elbette bunu sadece iç pazar için değil, dış pazar, için dış pazar içerisinde önceden gelen bir hazırlıklar var. Çünkü bu bir anda olacak bir iş değil. 3 yılı 5 yılı alan süreçler. Bu süreçlerde kesintiye uğratmadı firmalar. Devam ettiler bu çalışmalarını. Daha fazla yurt dışı fuarlara katıldılar. Bu şekilde aşmaya çalıştılar. Bizim şimdi sektör olarak ülkemizin tarım makinalarına ihtiyacına hizmet etmeye hazırız her zamanki gibi. Sadece tarımdaki hareketlenmeyi beklediğimizi ifade edebilirim. Şimdi tabii bu tarımdaki hareketlenme derken hani çiftçinin bu daha çok kazanması anlamına geliyor. En basit cümleyle. Şimdi çiftçinin de tabii daha çok kazanmasının şu Türkiye koşullarında, tabii dünyanın bütün ülkelerinde böyle tarıma destek vermeye sadece dünyada bir iki tane ülke var. Onun dışında herkes bütçesinin önemli bir bölümünü tarım için kullanıyor biliyorsunuz. Şimdi muazzam bir politika değişikliği öngörülüyor. Hem Tarım Şurası ile birlikte destekleme sisteminin de, hatta belki de Tarım Şurası'ndan da önce bir modelin değişileceği öngörülüyor. Tarıma verilen destekler hani hep bardağın her iki tarafına da bakmak zorundayız. Hem boş hem dolu tarafına. Bakıyorsunuz efendim hani Cumhuriyet tarihinden bu yana özellikle son 10-15 yılda sadece çıplak rakama bakarsanız destek artmış. Buna hiç kimse bir şey demiyor. Ama bu desteğin yerine ulaşıp ulaşmadığı noktasında doğrudan tarımsal yatırıma ki makine alımı da bir tarımsal yatırımdır tabii ki. Buna dönüp dönmediği noktasında bir etki analizini siz kendi sektörünüz için yaptığınızda ne görüyorsunuz? Desteklemeler yetiyor mu efendim? Şimdi, ya da amacına ulaşıyor mu daha doğrusu? Şöyle, 2006-2014 yılları arasında olması gerekiyor. Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı içerisinde tarım makinalarına da bir destekler söz konusuydu. Burada hatta %50 hibe destekler de vardı. Doğru söylüyorsunuz. Cumhuriyet tarihimizdeki yapılan, tarıma yapılan, özellikle makineye de yapılan desteklere bakıldığında en yüksek miktarına ulaşıldığı söylenebilir. Evet. Şimdi 2006-2014 yılında tarım makinalarına verilen destek 900 küsür milyon, 1 milyar Türk lirası devlet tarafından yapılan katkını olduğunu söyleyebilirim. Bizim yıllık şu anda 10 milyar TL iç pazar hacminden bahsettiğimizde
yaklaşık 8 yıldaki rakam boyutunu düşünebilirsiniz. Fakat düşünenlerden, uygulayanlardan Allah razı olsun. Çünkü çiftçimiz bu sayede yeni makinalarla, ekipmanlarla tanıştı ve bunların verime ve kaliteye etkisini gözleriyle gördü. Bu diğer çiftçilerin de destek çıksa da çıkmasa da kendi imkanlarıyla yeni teknolojiye sahip makinelere ulaşmasını hızlandırdı. Şimdi bu etki analizini biz arkadaşlarımızla görüştüğümüzde çeşitli toplantılarda bayilerden dönüş niteliğinde olumlu olduğunu biliyoruz. Fakat bunu bir de sistematik bir şekilde Tarım Bakanlığı kendisi bir etki analizi çalışması yaptırdı. Özellikle ekipman noktasında biz raporu incelediğimizde çok faydalı bir iş yapıldığını görüyoruz. Burada işte destek neticesinde fiyatlar artmadığından tutun da birçok sorular var. Tabii arttı diyenler de var, aynı olup değişmedi diyenler de var. Birçok yönden çok faydalı, olumlu olduğu söyleniyor. Fiyatlar arttı diyenlere de şöyle söylenebilir. O yıllarda tarım ve makine sektörü hızlı bir büyüme içerisindeydi. Her makinenin değişik modelleri çıkıyordu, yeni versiyonları çıkıyordu. Tabii üzerine ilaveler geldiği zaman makinelerin fiyatları da değişiklik arz ediyordu. Mesela bir ekim makinesinde elektronik tohum sensörü konuluyordu. Anladım. Örnek veriyorum. Bunun gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bu destekleri fiyat artışı olarak sektör hani kendine göre bir fırsata çevirmedi diyorsunuz. Orada hayır, yanlış anlaşılmalar olmasın. Hayır, evet. Burada şöyle olsa olsa olabilir. Biz yazılı olarak da ifade ettik, uyarıda da bulunduk. Şimdi destek çıkacak veya çıkmayacak bunu yıl başında ilan ederseniz, çıkacağı zaman yıl başında ilan edilsin, 12 aya yayılsın. Bu şekilde çiftçi planlamasını yapsın istedik. Ama beklenip Temmuz ayında açıkla, 45 gün içerisinde, 60 gün içerisinde bu kadar makineyi teslim et. Olunca bu bayinin elinde, örnek veriyorum, 50 tane makine var. Talep 100 tane. Yani burada biz de istemeyiz ama bu ekonominin kuralları devreye girmeye başlıyor. Fiyatlarda bu şekilde, yani firmanın, fabrikaların satışlarına bir sıkıntı yok. Bu Tarım Kredi Kooperatifindeki, Pancar Kooperatifindeki anlaşma fiyatlarından ve oralara kesilen, bayilere kesilen fiyatlarından kendileri görebilirler. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bunu her durumda ispat ederiz biz. Yani burada bir o arada bizim de üzerimizde bir sıkıntı oluştu. Yanlış anlaşılmalar oldu. Yani sanki oldu. Fırsatçılık gibi değerlendirildi. Aynen öyle. Belki 100 firmadan bir tanesinde, iki tanesinde böyle denk gelmiş olabilir. Onu bir şey söyleyemem ama genel hatlardan bahsediyorum ben size. Bayilerin elinde kalan makinelerde böyle bir sıkıntılar yaşandığını söyleyebilirim. Ama biz de bunun önüne geçmek için uyarıda bulunduk. Yani yazılı olarak da ifade ettik. Neticede şöyle güzel bir şey oldu. Ülkemize, çiftçimize yeni teknoloji makineleri kazandırıldı. Bunu bitkisel üretimin verim ve kalitenin artışından bahsediyoruz. Bu tabii sadece tohum ve gübredeki ve diğer tarım girdilerindeki iyileştirme değil, makinedeki, mekanizasyondaki iyileşmenin de çok önemli bir yeri olduğunu herkes kabul etmektedir. Şimdi tabii mecburi ihtiyaç, özellikle hani modern, rekabetçi, sürdürülebilir bir tarım sektöründen bahsediyorsak, yani burada hem tarım alet ve makinelerinin hem de akıllı tarım teknolojilerinin kullanılmasının gerektiğini hiç kimse inkar edemez. Evet, yani evet. Teknoloji dünyasına doğru gidiyoruz ama işte o teknolojiye ulaşma, hem maddi olarak ulaşma gücüne sahip olma hem de ulaştıktan sonra onu kullanabilme becerisi de çok önemli. Az önce yaş ortalamasının 57'ye ulaştığını söylediniz ve bu çiftçi kitlemizin çok büyük bir bölümü de evet. Sizden sonra bu tarımsal işletmeyi kim sürdürecek, kim yapacak bu tarımı dendiğinde cevabı yok. Bunu da çok iyi biliyoruz çünkü biz de sahada sürekli varız. Bu dolayısıyla yeni tarım teknolojilerinin kullanımını da kısıtlayıcı bir faktör olarak karşımıza ne yazık ki çıkıyor. Şimdi bir teknolojiye çiftçiye ulaştırmak için ilk önce çiftçiden talep gelecek. Şimdi talebin gelmesi için de onun önemini anlatacaksınız. Yetmiyor, onu alacak maddi gücü olacak,
O da yetmiyor. Aldıktan sonra tam anlamıyla ekonomik olarak kullanılabilecek bir yetiye de sahip olmak gerekiyor. Şimdi bunları bir araya topladığınızda kimse darılmasın. Tabii ki hani 55-57 yaş ortalaması bunları yapamaz mı? Tabii ki de yapabilir ama daha genç bir çiftçi nüfusunun daha rentable, daha hızlı, ivedi bir şekilde bunu yapabileceği de hepimizin malumu. Bu nedenle yaş ortalamasının bu kadar yükselmesinin hem söylediğiniz gibi tarım alet ve makinelerindeki bu satış düşüklüğüne hem de yeni teknolojinin kullanılmasındaki eksikliğimizde bir paralellik var diye düşünüyorum ve bunu da değerlendirmenizi rica ediyorum efendim. Evet. Şimdi Endüstri 4.0 söylediniz. Evet. Bu makinelerin birbirleriyle haberleşmesi, konuşması işidir. Evet. Dünya artık bu doğrultuda ilerliyor. Özellikle tarım makinelerinde. Şimdi ben size bir örnek söyleyeyim. Yaklaşık 2 yıl önceki bir rapor. Fransa bu akıllı tarımın uygulamalarından bir tanesi gübre atma makinelerine yerleştirilen bir sensörle yaklaşık $90 milyon gübreden tasarruf sağladı. Bakın şey 90 milyon dolarlık bir tasarruf sağlandı. Nedir bu? Basitçe söyleyecek olursak uydudan gelen verileri makine bilgisayara gelen verileri makineye aktarılıyor. Makine şöyle söyleniyor. Burada bitki gelişimi müsait. Buraya olması gereken gübreyi at. İşte burada gerekli gelişim yok. İşte ona göre at. Veya topraktaki toprağın yapısı işleniyor. Toprak haritası. Nereye eksik, nereye fazla vermesi gerektiği makineye öğretiliyor. Evet. Makine de bu kararı veriyor. Yani her yere aynı uygulamayı yapmıyor. Arazinin yapısına göre, bitkinin durumuna göre makine bu uygulamayı yapmaktadır. Yani günümüzde bu doğrultuda bir ilerleme var. Tabii bizde meslektaşlarımızdan bu konuda çalışmalar var. İşte elektroniği makinenin üzerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Daha hassas, makineyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde makinelerin desteklenmesi çok önemli. Çünkü... Ama bu çok yoğun bir, çok özür dilerim Sayın Başkanım, bu çok yoğun bir ARGE çalışması. Evet. ARGE demek her sektörde olduğu gibi tarım makineleri sektöründe de muazzam bir en başta finans, sonra zaman, sonra personel kaynağı da gerektiriyor. Şimdi bu daralmayla birlikte acaba sektördeki firmaların kaç tanesi bu kadar kaynağı ARGE için ayırabiliyor diye de bir soru geçti aklımda. Evet. Kusura bakmayın bölmüş gibi Yok, oldum ama. Rica ederim. Haklısınız. Maalesef çok sınırlı sayıda firmamız bu araştırma için bu kaynağı ayırabileceğini biliyorum. Onun haricindekiler birçok firmamız sadece şu anda yaşama derdinde yarına yaşayabileyim, üretim yapabileyim derdindeler. Yani. Umarım böyle gideceğini düşünmüyorum. Mutlaka daha da iyi olacaktır ekonomik anlamda firmalarımızda, sektörümüzde bu takdirde bu yatırımlar artacaktır. Bunu beklemekteyiz. Çünkü geleceğimiz için başka şansımız yok. Yani bunlar önemli. Şimdi önümde de duruyor. Bir çok güzel bir örnek. 2.7 ton buğdayı biz 300 saatte hasat edebiliyormuşuz. Evet. Yani bu 1900 yılların başında. Daha sonra basit bu orak makinesi gibi makineler çıktıktan sonra 50 saatte. 50 saat. Yani 10 kat daha evet, hızlı. Evet, 10 kat daha hızlı oldu. Günümüzde ise 3 dakikadan bir kısa sürede hasat edebiliyoruz. Yani 300 saatten 3 dakikaya inen bir süre. Bunu mısır hasadında da çoğaltabiliriz bu örnekleri. Ve sadece hasatta değil, bitkisel üretimin her aşamasında teknoloji kullanımıyla muazzam tasarruflar ediliyor tabii. Evet. Şimdi biraz önce söylediniz, tarımda artık akıllı teknolojiyle bugün bir otomatik dümenlemeden tutun birçok yapı ülkemize girmeye başladı. Şimdi tarımdaki yaş ortalamasını biraz önce bahsettik. Genç nüfusu bu yeni teknoloji makineyi kullanabilecek genç nüfusu bir şekilde tarımda kalması gerekmektedir. Bunun için biz eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha ilkokul sıralarından başlayan tarımla ilgili bugün Ulusal Hubat Konseyi galiba bir sosyal medyadan da paylaşmış. Son derece doğru bir paylaşım. Katılıyorum. Okullarımızda öğrencilerimize tarımı bir artı seçmeli ders işte varsa da geliştirilmesi, bizim anladığımız ifadeyle günümüz tarımını, yarın teknolojilerinden bahseden bir ders mutlaka konulmalı ve bilinç geliştirilmeli.
Ve gençlerimiz de eğitilmeli. Yani bu yeni teknoloji makineleri nasıl kullanılır, nasıl maksimum fayda sağlanır, bu eğitimler sağlanmalı. Aksi takdirde firmalarımızla şöyle bir problemle karşılaşacak. Bu makineleri geliştirdik. Köylerimizde, tarım alanlarında kullanabilecek yeterlikte kişi sayımız maalesef sınırlı. Demeye çalıştım. Tam da oydu efendim. Çok güzel özetlediniz. Evet. Şimdi Almanya'da Deola diye bir eğitim merkezi var. Evet. Ülkemizden, özellikle Konya'dan birçok çiftçimiz de ücretini ödeyerek bu merkeze gidip eğitim aldılar. Diliyorum ki bu eğitim merkezi de biz de Tarmak 1 olarak ziyaret ettik. Hı hı. Ülkemize kazandırılır. Bu eğitim merkezinde neler yapılıyor? Çiftçi, firmalar son teknoloji makinelerini oraya bırakıyorlar. Çiftçimiz orada makineler üzerinde bu makinelerin ayarlarıyla ilgili, maksimum seviyede fayda almasıyla ilgili, tamir ve bakımlarıyla ilgili, az nasıl mazot yaktırır da varıncaya kadar eğitim alınıyor. Gençlere bir evde yapabilecekleri işler, sığıyı tesisattan tutun, bahçe düzenlemesine varıncaya kadar gençlere de elektronik kapsamlı makinelerde olmak üzere eğitimler veriliyor. Ve insanlara da sertifika veriliyor bu makinaları kullanılmasıyla ilgili. Bir nevi istihdam için bir öngirişim. Kesinlikle tabii çok ki. Çok önemli. Şimdi bizim ülkemizde uygulanmıyor ama Avrupa'da İlaçlama makinesi kullanacak kişinin bir eğitim sertifikası olması gerekmektedir. Bu sertifikaya sahip olmayan bir kişi kesinlikle ilaçlama makinesini kullanamaz. Yani o sertifikada, yani masa başında falan değil, bizzat eğitimi alınarak, uygulaması yaptırılarak verilen bir sertifika. Şimdi biz de bakanlığımıza da ilettik, bu konunun da çözümü için uğraşmaktayız. Bizdeki ilaçlama makinelerinin kullanımında böyle bir şey söz konusu değil. Sadece bayilerde ziraat mühendisi meslektaşımın bulunma şartı var. Bu doğru bir yaklaşım değil efendim. O zaman şimdi bir elektronik mağazasında biz bir buzdolabının başında elektrik mühendisi, televizyonun başında da elektronik mühendisi görmemiz gerekir. Bu doğru değil. Önemli olan kullanıcıyı eğitmemiz gerekmektedir. O siz söylediğiniz yasak sağma gibi bir şey olmuş. Yani bunun kimseye bir faydası yok. Yani, sektöre zarar vermekten başka, satışları azaltmaktan başka bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Asıl kullanıcıların eğitilmesi. Kesinlikle. Hani eğiticileri eğitirseniz ama onların da mutlaka, yani çiftçimiz de son kullanıcıyla müthiş bir temas içerisinde olması lazım. Yani ilaçlama makinesini satan yerde tamam ben ziraat mühendisi şartı arıyorum dediniz. O da gitti kursa katıldı veya diplomasını verdi, bu belgeyi aldı. Peki o makinenin satışı esnasında ziraat mühendisi bu makine böyle kullanılır diye refakat ettiğiyle ilgili elimizde herhangi bir bilgi, belge, bir zorunumuz var mı? Yok. Onun için bu sadece kağıt üzerinde göstermelik bir işten başka bir öteye gidemez. Ama doğrusunu ben söylüyorum. Ben 27 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Sektörü de temsil etmeye çalışıyorum. Bunun doğrusu budur efendim. Dünyada bunun uygulaması budur. Kullanıcılarımızı eğitelim. Çünkü ilaçlama işi çok önemli bir konu. Biz geleceğimizi de topraklarımızı da yanlış ilaçlama neticesinde kirletebiliriz ve onlara zarar verebiliriz. Ve efendim size destekleyecek bir haber daha vereyim. Belki ilginizi çekmiştir, yeni yeni duyuluyor. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü FAO 2020 yılını bitki sağlığı yılı ilan etti. Yani söylediğiniz konunun ne kadar önemli olduğu, şimdi uluslararası anlamda bir kez daha tescil edilmiş oldu ve 2020 yılında tamamen içinde ilaçlamanın da olduğu bitki sağlığı ile ilgili çok sayıda etkinlikte yine inşallah hep beraber olacağız. Şimdi Sayın Başkan, bu daralma teknolojinin umulduğum kadar çok kullanılmaması Avrupa'da da çok büyük bir sorunmuş öğrendiğim kadarıyla. Özellikle Avrupa Tarım Makineleri Birliği SEMA, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'na teknolojinin daha yoğun kullanılması için ek önlemler teklif etmiş. Evet. Demek ki onların da bir kanayan yarası bu aslında. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bu böyle. Hani dünyanın başka ülkelerinde değil ama Avrupa'da yaşlanıyor. Orada da nüfus yaşlanıyor. Şimdi böyle bir politika değişikliği önerisi teklif edildiğine göre Avrupa Tarım Makineleri Birliği'nden, hani Türkiye'de böyle bir politika seti önermeli. Nereye? Hem Avrupa'ya da olabilir ama hem kendi hükümetine de mutlaka. Evet. Ne dersiniz efendim? Yani kuponlar konuşuluyor, teknoloji maliyetlerini düşürücü önlemler teklif etmişler. Bizler neler yapabiliriz?
siz şimdi Avrupa dediniz, sadece Avrupa değil, Çin'de de var. Bakınız, Çin hükümeti bir karar aldı. Hı hı. Tabii ülkenin gelir seviyesini daha bir tık daha üst seviyeye çıkarabilme adına 10 tane kritik sektörü belirlediler. 2025-2050 yıllarını kapsayan bir strateji yayınladılar. Burada 10 tane sektörü kritik sektör ve öncelikli sektör olarak belirlediler. Bunlardan bir tanesi de tarım makineleri. Yani anlamı şu, biz tarım makinelerine yatırım yapacağız. Tarım makinelerinin en son teknolojiye sahip tarım makinelerinin çiftçilerimiz tarafından kullanımını sağlamaya yönelik yatırımlar yapma kararı aldılar. Bu Çin'in yayınladığı bir bilgidir. Avrupa'ya gelince biraz önce söylediğimiz gibi dünya nüfusu şu anda 6.7, yaklaşık 7 milyar. 2050 yılında yaklaşık 10 milyar olması beklenmektedir. Tarım arazilerini hep tarımla ilgili söyleriz. Artmanın yanında bırakın artmasını, eksilmesi söz konusudur. Birim alandan daha fazla ve daha nitelikli ürün almaya kaldı iş. Bu da şimdi biyolojik inovasyonla desteklenen tarım makinelerindir. Burada da teknolojiyi kullanmamız gerekmektedir. Avrupa Birliği de bunu önemsiyor. Yani daha akıllı makinelerin kullanımını teşvik etmektedir. Dilerim bununla ilgili biz de ülkemizde bu çalışmaları yaparız. Burada biz burada üniversitelerimiz, bakanlığımız, TARGEM olsun, firmalarımız olsun, herkes bir şeyler yapmak derdinde. Ama bunun ortak bir yerden kontrol edilmesi eşgüdüm. Sayın Başkan, ağzımdan önemli. Aldınız. Yani herkes bölük pörçük bir yerlerde, evet, çok değerli, çok kıymetli, yani küçümsemek ne haddimize, çalışmalar yapılıyor ama dediğiniz gibi yani bir işbirliği içerisinde gerçekten sektörün ihtiyaçlarına cevap veren, herkesin hemfikir olduğu bir proje olsa, herkes elini taşın altına koysa daha faydalı sonuçlar elde edilir diye düşünüyorum. Şimdi bunu bir mozaiğe benzetirsek, mozaikten yapılmış bir resme, büyük resim bizim ileri teknoloji tarım makineleri. Bu mozaiğin her parçasını kim yapıyor, nasıl yapıyor? Bunu bir kere bilmemiz lazım veya dağıtılması lazım ki ortaya biz büyük resmi çıkarabilelim. Şimdi biz 2015 yılında ki Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker'i ziyaret ettiğimizde, ben de yeni başkan olmuştum, kendilerine ifade ettik. Sektörün sorunlarını, isteklerini, beklentilerini, bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, birinci sıraya yazdıklarımızdan bir tanesi, tarım makinalarıyla ilgili bir daire başkanlığının kurulması işi. Kuruldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Daha yeni kuruldu. Daha yeni kuruldu. Bakınız bir 4 senemiz gitmiş yine. Çok mücadele ettik. Bunu neden önemsiyoruz? Biraz önce söylediğiniz konu da önemli. Yani burada bir koordinasyon işi çok önemli. O daire başkanlığı bu koordinasyonu sağlıyor. Elbette. Anladım. Burada bu çok önemliydi. Evet, bunu kuruldu. Ben emeği geçenleri, başta Sayın Bakanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Ki. Bundan sonra bu çatı altında tarım makinalarıyla ilgili, akıllı tarım makinalarıyla ilgili olsun, teknolojiyle ilgili olsun, ilerlemeyi daha iyi yapacağımızı düşünmekteyim. İnşallah efendim. Şimdi çok çok büyük bir ihtimalle programımız zirveden sonra yayınlanacak. O Agri-Evolution zirvesinden bahsediyorum. O 2019 değil mi? 1-2 Ekim. Evet, evet. Selami Bey, bizim Tarmak Bir Genel Sekreterimiz, evet, şu anda İspanya'da orada, bunun toplantısında. Bu çok büyük bir sektörel bilgi paylaşım platformu ve son güncel veriler de orada sunulacak. Çok önemli aktörlerin orada olacağı söyleniyor, zaten öyle. Evet. Şimdi tabii oranın gündemi gerçi zor bir konu. Bizim programımız çok sonra yayınlanacak, 2-3 hafta sonra yayınlanacak ama orada konuşulması gereken konuları ama yine de sorabilirim size. Bir gündem çünkü mutlaka elinize gelmiştir, en azından fikir edinmek açısından. Yine aynı söylediğimiz gibi akıllı tarım, tarımın geleceği, burada tarımın geleceğini makine sektörü olarak bizler neler yapmalıyız, hı hı, ve ülkeler kendi ülkelerinde kullanılan tarım makinalarıyla ilgili konulardaki bilgi paylaşımını yapıp bir havuzda toplayıp bir sonuç bildirgesi olarak da yayınlanıyor. Bunu 2016 yılında da Türkiye Dünya Tarım Makineleri Birliği'nin dönem başkanlığını yaptı, tarmak biri olarak. Bu
gururu da ülkemize kazandırdığımız için ayrıca mutlusunuz da bu uluslararası arenadaki gücümüzü de aslında bizim gösteriyor kesinlikle. Şimdi efendim tabii son dönemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de yerli elektrikli traktörümüz. Evet. Şimdi az önce söylediğiniz gibi kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğiyle gerçekleşen bir proje. Tanıtımını Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ya bu kadar önemli görülen bir alan. Ben bir açıdan önemsiyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı düzeyinde tarım makinalarına verilen önemin bir göstergesidir bir yana. Ama özellikle bir an evvel hani seri üretime geçilmesi ve üreticiye ilk etapta vaat edilen tasarrufu sağlayabilmesi için de biz neredeyiz diye bir sormak istiyorum. Bir de şöyle bir sorum var. Tabii ki her çalışma son derece önemli ama bizden önce bu konuda yola çıkan, çalışmalar yapan uluslararası çapta büyük firmalardan önce biz bunu seri üretime sokarak çok büyük bir cesaret örneği mi göstermiş oluyoruz? Yoksa ben bu soruyu sorarak çok büyük bir hata mı yapıyorum, kendimize mi güvenmemiş oluyorum efendim? Evet, kamuoyunda bayağı konuşuldu elektrikli evet, yani. Traktör. Şimdi her şeyden önce ortaya bir şey çıktı. Buna katkı sağlayanlara, işte bunun pilini üreten, işte motorunu üreten olsun, tasarımı yapan herkese buradan sektörüm adına teşekkür ediyorum. Başta Tarım Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum ve Sanayi Bakanlığımıza da. Çünkü daha önce bu motor gelişimiyle ilgili TÜBİTAK destekleri olduğunu da biliyorum. Sanayi Bakanlığımıza, Tarım Bakanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir ARGE çalışmasıdır. Ne söyleyeyim? ARGE çalışmasıdır. Bu sonuna kadar desteklenmeli ve gidilmeli. Tabii. Prototip aşamasında bunu da biliyoruz. Sorunları olabilir. Bu sorunları giderici çalışmalar da yapılmalıdır. Ama dünyanın gittiği yöne de bakarsak, biz mesela şimdi Almanya'da bir fuar var, Agritechnica, Kasım ayında. 2 yılda bir düzenlenir. Oradan izlediğimiz kadarıyla, diğer ulus büyük traktör firmalarında izlediğimiz kadarıyla daha çok onlara da biraz hibrit teknolojisine yönelim daha fazla. Şimdi elektrik motorlarında buradakini teknik detayını bilmiyorum. Daha prototip aşamasında bunlar devam ediyor. Bazı noktalar belki teknik olarak şu anda kontrol edilemeyebilir. İşte hız olur, başka arkadaki ekipmanla çalışmasının uyumu olabilir. Ama dediğim gibi dünyada hibrit teknolojisine bir biraz daha ağır bir, basıyor diyorsunuz. Evet, ilerleme var. Yani burada çiftçimizde tabii maliyetlerinde önemli bir maliyet. En önemli maliyeti neredeyse yakıt, sıfıra indirecek. Yani. Yakıt maliyeti. Hı-hı. Efendim şimdi bugün yaklaşık 7 TL'den satılan mazotta ciddi bir ÖTV var. Şimdi biz o ÖTV'yi tarımsal üretimde çeksek herhalde 2,5-3 liraya düşebilir. Tabii. Şimdi çiftçimizin para kazanması olduğunu söylemiştim. En azından bu elektrikli traktör, hibrit traktör, yani bir anda bugünden yarın olacak diye bir şey yok. Yani bir algılamada bir hata olmasın. Ama çok kısa bir süre içerisinde, 1-2 yılda seri üretime geçileceği konuşuldu. Evet. Öyle de bir şey var. Yani hızlı gidilecek herhalde diye. Yani evet, inşallah diyelim. Yani bu dönemde çiftçimiz bu şekilde de desteklenebilir. Ben sektör olarak buradan gururumuzu, memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Yani bizim sektörümüzden de ülkemizin tarımına, efendim giderlerine çok müsbet olumlu katkısı olacak. Önemli olan program başında söylemiştik. Çiftçinin refahı. Çünkü yani bunu sağlamak zorundayız. Bizim tarih boyunca olur. Yeni bir şey çıktığında istemeyiz, beğenmedikleri. İstemezlik derler hatta. Evet, hep eksik tarafları eleştirilir. Eksikler olabilir. Teknik anlamda söylüyorum. Onları ayrı bir konu. Tabii ki. Çok önemli bir şey. Bunu başardık. Tekrar söylüyorum, emeği geçenleri tebrik etmek lazım, kutlamak lazım. Bu mücadelemizi vermek lazım. Belki 2 yılda olmaz, 3 yılda olmaz ama eninde sonunda bu ortaya çıkmalı. Tarımda olmasa bile belediyelerin kullandığı traktörlerden başlayarak... Evet, kamunun kullandığı traktörler. Evet, buralarda kullanılarak, kullanıma sunularak
eksiklikleri de test edilebilir. Çünkü tarımda ağır bir iş makinesi arkasında ekipmanla çalışacak. Ama belediyeler işte bir römork çekecek, basit bir, hafif bir yük çekecektir. Buradan başlanabilir. İnşallah. Tabii zihinlerde daha çok soru var başkanım. Mesela şöyle, çok büyük bir ihtimalle mevcut traktörlerden çok daha pahalı olacaktır elektrikli olduğu için. Bu dönüşüm nasıl sağlanacak? Mevcut traktörlerin elektrikliye dönüştürülmesi çok muazzam bir maliyet. Çiftçi bu maliyeti kaldırabilecek mi? Ya da buna özel bir finansal destekleme sistemi mi kurulacak? Bunların hepsi şu anda en azından benim için bir soru işareti. Elbette. Cevabını biliyorsanız ya, söyleyin. Umut tabii. Bey tabii kimse bilemez. Evet. Şu anda Türkiye'de 1 milyon 800 bin traktörden bahsediyoruz. Evet. Yani bunların yarısının 25 yaştan büyük olduğundan bahsediyoruz. Farkın eskiliğine bakar. İşte tarımdaki kullanılanı daha da alt işte 1 milyon 300 bin seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu tekrar söylüyoruz. Akşamdan ben uzun zaman alacak dediğimdeki hadise budur. Oydu aslında. Sayımız çok fazla. Altyapısı, bunun işte pilleri kim üretecek, nasıl üretecek, şarj istasyonlarını tutup daha kırsalda şarj istasyonu yönleri var. Ve ekipmanlarla kombine edilmesi birçok unsur var. Dilerim kısa bir zamanda çiftçimizin, ülkemizin tarımının İnşallah. Hizmetine hemen girer. Hizmete girer. Ama bunun altını özellikle bir kez daha çiziyorum. Dediğim gibi dünyada ki ilerlemeler önce elektrikli olarak da çalışmalar oldu ama hibrite yönelim biraz daha fazla oldu. Bu elektrikliyi biz başardığımız zaman da dünyada ilk biz başarmış olacağız. Bu yönden de ayrıca tebrik etmek lazım emeğe çok geçen doğru. herkesi. Umarız hani vaat edildiği gibi çiftçinin özellikle akaryakıt maliyetlerini neredeyse sıfıra indiren bir yapı, güzel bir gelişme. Sizin de sektör olarak destek verdiğinizi bir kez daha duymak, daha önce duymuştuk evet. basından. Çok da önemli bizler için. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Son belki sektöre, belki çiftçiye bir iki mesajınız varsa efendim onu da alıp yavaş yavaş programı noktalandıracağım. Evet. Elbette sektöre ve başta çiftçimize işte çeşitli yerlerde duyuyoruz, fuarlarda karşılaşıyoruz. Bazen umutlarını kırılmış olarak görüyorum. Evet. Bizlere inançlı insanlara umutsuz olmak yakışmaz. Çok doğru. Biz çok sıkıntılı bu ülke tarihi, çok sıkıntılı zamanları yaşadık. Bunların da üstesinden geliriz. Kendi bildiğimiz işi doğru yapmaya içerisinde olalım. Bu gayret içerisinde olalım. Kendisinden gelecektir. Bunlar gelip geçecektir. Yani şimdi baktığımız zaman geçen sene Ağustos Eylül'ü düşünüyorum. Şu anki Ağustos Eylül'ü düşünüyorum. Daha iyiyiz. Neden iyiyiz? Yani döviz kuru geçen seneye göre şu anda daha aşağıda olduğunu söyleyebiliyoruz. Ümit ederim bu bir ümittir. Bir hareketliliktir. Ve tarımdan kimse elini çekmesin. Dört elle sarılalım. Çünkü umudumuz tarımda. Çok doğru. İnşallah hep beraber daha iyisini, daha güzelini yapacağız. İnşallah. Meslektaşlarım için de aynı şeyi söylüyorum. Lütfen ihracat yönden geri adım atmasınlar. Bunlar sadece işler iş piyasada daraldığı zaman değil, işler iyi olduğu zaman da bu ihracata önem versinler. Çünkü bizim doğalgaz ve petrolümüz yok. İhracata ihtiyacımız var. Ben sizlere çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Çiftçi TV ailesine. Çok sağ olun. Çiftçilerimiz için de, üreticilerimiz için de, bu milletin gerçek efendisi için de önümüzdeki sezonun hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle Tarımda Bir Umut programının bir bölümünün daha sonuna geliyoruz. Bu arada Sayın Başkan'ın programımız sırasında sözünü ettiği eğitim ve Ar-Ge bildiğiniz gibi bizler için çok önemli. Deula eğitim projesini biraz daha uzun konuşacağımız bir bölüm daha yapacağız efendim. Bunun da duyurusunu şimdiden yapalım ve Sayın Başkan'la birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım efendim. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.